Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü yeni bilgisayarımı aldım. Evet. Aşırı heyecanlıyım çünkü uzun zamandır hayal ettiğim, uzun zamandır işlerimden geri kaldığım, okulumdan geri kaldığım için çok istediğim bilgisayarımı alabildim. Şimdi sizlerle kutu açılışı yapacağız ve daha sonrasında size neden bunu tercih ettiğimi kısaca özetleyip sizin de biraz bilgi sahibi olmanızı sağlamaya çalışacağım. Öncelikle şöyle aldığım ürünü açayım önce, göstereyim size. Arkadaşlar, yeni bilgisayarım, kutuyu da şöyle bırakayım. Hatta şunu şöyle aşağıya bırakayım. Çok göz yanılgısı yapmasın. Arkadaşlar, yeni bilgisayarım MacBook Pro M2 çip 16 inç. Huzurlarınızda. Çok uzun zamandır bekliyorum. Hatta şöyle bir çelişkideydim. Daha doğrusu işte durumları tam kestiremediğim için seçimlerden dolayı yüksek fiyattan aldım. Maalesef öyle bir şey oldu. Kestiremedim. Arkadaşlar, MacBook Pro M2 çip 16 inç gümüş gri aldım. İsterseniz önce kutu açılımını yapalım. Daha sonra size kısaca bilgilerini vereyim. Tabii bunun yanında ben almışken direkt Magic Mouse da aldım. Ve bunun yanında lazım olacağını düşündüğüm için direkt Type-C'den Type-C'ya geçiş kablosunu da aldım. Ve bunun yanında ileriki zamanda benim için gerekli olacağını düşündüğüm için şöyle bir koruyucu kılıf da aldım. Gördüğünüz gibi. Şunları hemen yan tarafa koyuyorum. Masada fazlalık yapmasın. Koruyucu kılıfı almamın nedenini de videonun ilerleyen dakikalarında sizlere açıklayacağım. Şimdi şunları şöyle yana koyuyorum. Tek tek ve sırayla önce Apple MacBook Pro M2 çip bilgisayarımın kutu açılımını yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım çünkü yani duruşunda bile adamı böyle kendisine çeken bir profesyonellik var resmen. Kutulamasında dahi yani şu duruşunda bile adamı bir etkiliyor yani. Beni etkiliyor, anlamıyorum. Apple beni aşırı etkiliyor. Ben 16 GB RAM tercih ettim ve 512 GB SSD tercih ettim. Daha doğrusu bütçem buna yetti. Yapacak bir şey yok. İsterdim ki 32 GB RAM alayım. Fakat maalesef ülkemizin vergi durumları ortada olduğu için onu şu an için yapamadım. İnşallah ileriki zamanlarda yapabilmeyi çok istiyorum. İsterseniz kutu açılımına artık geçelim. Ben de çok heyecanlıyım. Onun için yani biraz hala kendimi böyle acaba açmasam mı böyle o şeyini hissediyorum içimde. Oh. Evet. İlk çizgiyi şu var ya işte şu kutuyu açarkenki his bile adamı çok mutlu ediyor, çok etkiliyor. Özellikle beni aşırı etkiliyor. Şöyle İkincisini de açayım direkt. Şu taraftan mı açsam acaba? Ters mi yapsam? Şöyle. İkisini de tek de açamadım bu arada. O kadar heyecanlıyım ki yani. İkisini de tek de açamadım. Şimdi önce kutumuzu açalım ve içeriğinde ne var ona bakalım. Öncelikle direkt MacBook Pro M2 çip bizi karşılıyor.
Direkt isterseniz şöyle bilgisayarı önce bir çıkarayım ve kutudan neler çıkıyor önce ona bakalım. Şöyle bilgisayarı koyacağım. Bu arada burası benim ofisim, home office, yani evimin içinde bir odayı ofise çevirdim video içerikleri için. Öncelikle kutunun içerisinden daha öncekilerden, daha önceki MacBook'ların şarj adaptörlerinden önceki şarj adaptörlerinden farklı olarak kumaş kaplı olarak bir şarj adaptörü çıkıyor öncelikle. Sonra burada tabii ki garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstereyim, MacBook Pro. Ve işte kullanım kılavuzu. Tabii bizim ülkemizde kullanım kılavuzu çok geçerli olmuyor. Bu bir gerçek. Kapat aç yapıyorlar genelde ama tabii ki ben o konuda biraz hassasım. Hemen aç kapa olmuyor ve şöyle kullanabilmeniz için iki tane siyah Apple logosu yapıştırması çıktı içinden. Bunları şimdilik koyuyorum. Daha sonra ayrıntılı incelenir. Çünkü bunlar çok da kayda değer şeyler değil. Az önce ben kendi adıma dedim ki yok ben öyle değilim. Şu an kendim de aynısını yaptım. Bunu öyle. Yok atmayacağım. Ondan sonra arkadaşlar içinden kocaman, yani ağırlığı çok fazla değil tabii. Şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörümüz ben normalde çift girişli olarak bekliyordum ama tek giriş varmış. Hemen şarj adaptörünün şöyle açılımını yapalım diyeceğim ama önce bence bilgisayarı açalım. Şöyle şunu geri koyacağım. Şu an terliyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama heyecandan terliyorum resmen. Şunu da tekrardan geri koyacağım ve kutunun kapağını kapatıp öncelikle MacBook'u açmak istiyorum. Arkadaşlar paketlemeleri o kadar güzel ki insanı aşırı etkiliyor. Yani özellikle beni çok etkiliyor. Çok profesyoneller MacBook'umdan dolayı Apple'ın birçok ürünü yani beyaz rengiyle bilindiği için ben de beyaz giyindim. Böyle bir kendimce herhalde totem yaptım bilmiyorum. Şöyle bir MacBook yazısı karşılıyor. Tamam. Şu an tam bir böyle Apple fan gibi davranıyorum ama arkadaşlar Apple ürünlerini çok seviyorum. Lan kaldıramadım. Evet. Şöyle şunu da yan tarafa bırakacağım. Şunlar şöyle dursun. Arkadaşlar gümüş Apple MacBook Pro M2 çip 16 inç bilgisayarım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah herkese en iyisini nasip eder. Ülkemizde gerçekten çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Fiyatları zaten çok fazla. Ben hemen ürüne geçeyim. Arkadaşlar öncelikle dokunduğunuzda çok profesyonel bir his var. Zaten Apple'ın bütün ürünlerinde öyle ki ben Apple'ın neredeyse bütün ürünlerini kullanıyorum. Çok böyle profesyonel bir his veriyor insana. Öncelikle şu çentiyi çok beğendim. Kapağı açabilmek için şu çentiğin detayını aşırı çok beğendim. Arka tarafında ise sadece bir MacBook yazısı bizi karşılıyor. Ve aşırı ince. Şurada fan boşluklarını görüyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan da göstereyim. Fan boşlukları aşırı güzel ve zarif duruyor ama inceliği beni aşırı etkiledi. Çok sevdim. Şurada bir iz var. Ay, kalbim duracak. Şaka. Küçük. Olur. Nazarlı olsun. Şöyle açayım. Sesi siz de duydunuz mu? Ay çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar zaten kendisi hemen hoş geldiniz demeye başladı. İsterseniz ben hemen şöyle jelatinini de kaldırıp size ekranını göstereyim.
Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bilgisayar olarak daha önce, yani bu bilgisayardan önce ben Caster kullanıyordum. Caster'ın Nirvana serisini kullanıyordum. Fakat şu an ekranı açtığımda birincisi 16 inç olduğundan dolayı çok büyük. İkinci olarak da renk olarak önceki bilgisayarımdan ve kullandığım bilgisayarlardan çok çok daha canlı ve böyle göze hemen hitap ediyor. Aşırı bir profesyonellik veriyor insana. O hissi hemen veriyor yani. Arkadaşlar benim öncelikle 16 inç seçmemin sebebi harici bir bilgisayarımın olmamış olması. Neden 16 inç? Neden 14, 13 değil de 16 inç? Benim normalde harici bir ekranım, bir bilgisayarım olmayacağı için ben bütün işlerimi bu bilgisayardan halledeceğim için içim varlık okuyorum. Onun dışında video edit programlarını kullanıyorum, Premiere kullanıyorum, Photoshop kullanıyorum. Bütün her şeyi aynı alanda halledeceğim için ben 16 inç tercih ettim. Onun dışında rengi söyleyeyim. Ben renk arasında, iki renk arasında aşırı gidip geldim. Çok arada kaldım. Neden gümüş gri tercih ettiğimi önce size açıklayayım. Arkadaşlar ben gümüş griyi, daha doğrusu aslında ben şöyle bir şey yaptım. Önce ben gümüş aldım. Daha sonra gidip iade ettim ve gümüş griye çevirdim. Bunun sebebini açıklayayım. Bilgisayarı açmadan değiştirdim. Tamam, sen dur, dur. Halledeceğiz, oraya geleceğiz, bekle. Beni artık kurun diyor. Dayanamadı. Gümüş griyi tercih etmemin sebebi, birincisi o detayı eğer görebilirsem size videonun içinde koyacağım. Arkadaşlar gümüş de aşırı beyaza yakın bir ton olduğu için çok fazla zamanla bunu şeyde keşfettim. Apple'ın kendi mağazasında dolaşırken keşfettim. Yanlarında izler vardı. Böyle eskime izleri olur ya. Şöyle yan dışlarında eskime izleri gördüm. Birincisi bu. Gümüş griyi tercih etmemin sebebi. İkincisi ise keyboard. Yani klavyesi her ikisinde de standart olarak siyah olduğu için gümüşte burası komple beyaz gibi duruyor ve burası çok siyah. Böyle hani Beşiktaş gibi. Beşiktaş'ın renkleri gibi. Beşiktaşlı arkadaşlar için aslında çok çok bence güzel bir şey. Aşırı bir renk farkı gördüm. Üçüncü olarak da hani bir erkek olarak beyazın biraz sırıtacağını. Beyazı seviyorum Apple'da çok ama o kir hissini aldığımdan dolayı gümüş griyi tercih ettim. Siz eğer ikilem arasında kalırsanız tabii ki tercih meselesi. Ben bu sebeplerden dolayı bu rengi tercih ettim. İlk deneyim olarak klavyesi daha önce zaten test etmiştim. Klavye dokunuş hissiyatı aşırı güzel. Tamam, susarsan konuşacağım. Bir sabret. Bu arada daha önce arkadaşlarımdan ve Apple mağazasından gördüğüm kadar ile önceki ile arasında Apple Touch Bar'dan bahsediyorum. Önceki ile şimdiki arasında ufak bir farklılık var gibi görüyorum. Sanki önceki biraz daha büyük hissi verdi bana. Tabii bu 16 inçler için söylüyorum. Ondan sonra incelik olarak ben aşırı beğendim. Öncelikle ekranın likit retina XDR ekran olduğunuzu ilk bakışta dahi anlıyorsunuz. Birçok rengi zaten ekranda canlılığından dolayı hemen fark edebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar zaten ben genelde SketchUp, İşte 3D Max, AutoCAD gibi programlar kullanacağım. Ve ekstradan Adobe Photoshop kullanacağım. Onun için render süreleri aşırı aşırı iyi olduğunu gördüm. Ondan dolayı bunu tercih ettim. İsterseniz bir de diğer aldığım ürünlerin açılışını yapalım. Ve
daha sonra videomuzu bitirelim. Ben arkadaşlar bu videomun çekmemin sebebi öncelikle mutluluğumu sizlerle paylaşmak. İkinci olarak da belki arada kaldıysanız, görmediyseniz, çünkü ben de almadan önce uzun bir süre bilgisayarı bir yerden bulup deneme şansınız olmuyor. Ben de bunu bildiğim için deneyimlerimi, bilgilerimi, kendi yaptığım şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Belki biraz faydası olur diye. Hemen laptopumu şöyle yan tarafa alıyorum. İsterseniz şöyle koyayım ve siz de karşıdan görün. İkinci olarak Magic Mouse'u tam tersi beyaz tercih ettim. Biraz renk karmaşası olsun ve daha bir göze hitap etsin diye Magic Mouse'u beyaz tercih ettim arkadaşlar. Hemen şöyle Magic Mouse'un da açılımını yapayım. Açılmıyor. Magic Mouse açılmıyor. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda sizlere toplamda ne kadar para harcadığımı söyleyeceğim. Evet, şöyle açtım. Şöyle atayım. Evet, Magic Mouse'un da açılışını yapıyorum. Arkadaşlar hani onun da mı açılışını yapıyorsunuz demeyin. Magic Mouse sadece kendi başına zaten çok yüksek bir para. Onun için Allah. Yes. Zaten kutuda içerik olarak herhangi ekstra bir şey var mı? Hemen onu kontrol edelim. Aa, ben bunu tabii ki bilmiyordum ama Magic Mouse'un da kendi ayrı şarj cihazı, şarj adaptörü tabii ki yok. Şarj cihazı içinde varmış. Çok sevdim. Çok güzel oldu. Yedek bir kablo gibi. Çok güzel oldu. Hemen bunu da şöyle koyayım. Evet, Magic Mouse'u ben ilk deneyimlediğim zaman Apple'ın mağazasında bana biraz ağır gibi göründü. Daha doğrusu oradaki bilgisayarda deneyimlerken böyle ağır gittiğini fark ettim. Tabii daha sonra bunun hassasiyetinden falan dolayı olabilir dedim. Gayet normaldir. Bence çok çok güzel. Çok güzel bir hissiyatı var. Biraz ağır. Tabii ki şarj konusunda şuradan bir şarj adaptörünün üstünü de açabiliriz tabii ki. Ama şöyle şarj adaptörü gördüğünüz gibi karşıya da göstereyim. İşte böyle ters çevirip de mouse'u şarj etmek tabii ki çok güzel bir hissiyat değil. Yani güzel bir görünüş değil. Şöyle arkasına falan bir yerine daha koyabilirdiniz. Şöyle dursaydı mesela. Daha güzel olabilirdi ama yani yapacak bir şey yok. Şuradan da on off tuşu var tabii ki. Magic Mouse'umuz da burada kalsın. Ondan sonra arkadaşlar ben Type-C A'dan C'ye direkt dönüştürücü aldım. Apple Store'dan aldım. Yani yapacak bir şey yok. Onun açılışını hiç yapmaya gerek bile yok bence. O kenarda dursun. Magic Mouse'umuz da burada dursun. Ve son olarak da arkadaşlar koruyucu kılıf. Silikon, tabi biraz sert bir silikon, şöyle sert bir silikondan koruyucu kılıf, gördüğünüz gibi direkt Apple'ın kendi mağazasından bilgisayarı aldığım zaman orijinal aldım. 16 inç, onu da hemen açmış olayım, şöyle kutusunu da şöyle bırakayım. Tamam. Arkadaşlar bu zaten dış koruma kılıfı. Şurada alt koruma kılıfı. Başka da herhangi bir şey yok. Ama bunun da güzel yanı aşağı ayak kısımlarının çok böyle estetik duruyor olması. Bilgisayar şöyle koyduğumda alt tarafında biraz daha bilgisayar yüksekte kalacak. Daha bir estetik duruşu var. Ondan dolayı çok sevdim. Bu da böyle açılmış olsun. Bunu da hemen şöyle tekrardan yerine koyacağım. Bunu da şöyle bırakmış olayım. Arkadaşlar bu şekilde bilgisayarımı
toplamda ne kadara mal olduğumu söyleyeyim şimdi size. İlk almayı düşündüğüm zaman seçimden hemen öncesinde fiyatlar yükselmeden önce yani 61 bin küsür bir fiyatı vardı. Fakat ben almaya gittiğim zaman 67.499 TL idi. Bilgisayar 67.499 TL idi. Magic Mouse yanlış hatırlamıyor olursam 2.499 küsür bir şeydi. Type-C A'dan C'ye dönüştürücü 500 TL idi. Koruma kılıfı ise 1500 lira idi. Toplamda 71 veya 72 bin TL bir fiyatı vardı. Tabii buna ekstra olarak ben bir şey daha almıştım. Bir Apple Watch'um dışında iki kendi boyası olması oldu. Bunu garantiye gönderdim. Geleceği zamanda direkt bir kılıf ile almak istediğim için ekstradan bir onun için de kılıf aldım. Yani bir koruyucu kap diyeyim Apple Watch'um için. Apple Watch seri 7. Toplamda 75 bin TL para ödedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kutu açılışımızı yaptık. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu sevinci benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bir nebze size ilham verebildiysem, bir nebze size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Çünkü gerçekten ben çok arada kalmıştım ve çok zorluklarla alınabilen bir bilgisayar. Ülkemizin şartlarında öyle kolay kolay ulaşılabilecek bir bilgisayar değil. Onun için size biraz yardımcı olması açısından bu videoyu çektim. Eğer beğenip, yorum yapıp ve beni takibe alırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Aşağıda Instagram hesabımda olacak. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim.